Spor Müdürümüz, değerli Motor Spor Müdürü Başkanımız ve kulüp başkanlarımız, değerli sporcularımız, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Valiliğimize hoş geldiniz diyorum. Sevgili kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda çok önemli yatırımları gerçekleştirmiş ve bu yatırımların önemli bir kısmı da spor altyapısına ayrılmıştır. Gururla söyleyebiliriz ki geçmiş yıllarda hele hele benim yaşımda olanlar Avrupa'daki statları gördüğünde, salonları gördüğünde, antrenman sahalarını gördüğünde hep iş çeker. Acaba bizde de bu tür tesisler ne zaman olacak diye hayıflanırdık. Gıpta ile zaman zaman da üzüntüyle izlerdik. Ama öylesine büyük gelişmeler yaşandı ki bu ülkede. Gerçekten bugün birçok Avrupa ülkesini görmüş ve gezmiş birisi olarak stadyumlarınıza gittiğinizde Avrupa'daki veya eşitlerindeki statlardan daha iyi statlarda maç izliyor ve daha iyi salonlarda antrenman yapıyor ve maçlarımızı yapar hale geldik. Bu yolla da birçok uluslararası organizasyona çok daha iyi ev sahipliği yapar durumdayız. Elbette yaptıklarımız bununla sınırlı değil. Bir taraftan da özellikle milli takımlar seviyesinde çok ciddi uluslararası başarılar elde etmeye başladık. Geleneksel sporumuz güreşin dışında neredeyse madalya alamadığımız yılları hep beraber hatırlarız. Bu şehirde bile şu anda 21 branşta 107 milli sporcumuz bulunuyor ve milli sporcularımızın bir kısmı da şu anda aramızda bulunuyor. Sadece bununla sınırı değil, Kocaeli aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizin özellikle hem kurduğu spor kulüpleriyle hem de altyapıya yapmış olduğu yatırımlar vesilesiyle bir spor kenti haline gelmiştir. Değerli kardeşlerim, gençliğini ve çocuklarını ihmal eden hiçbir toplumun istikbalinin olmadığını hepimiz biliriz. Ancak elbette bu yatırımları yapabilmek için bir ekonomik refaha, bir anlayışa ve stratejik bir bakış açısına sahip olmanız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öylesine büyük değişimler meydana getirdi ki büyük bir imparatorluğun sanayi devrimini gerçekleştiremeyip çöküşüne ve milyonlarca kardeşimizin şehit olmasına ve Anadolu'ya sıkışmamıza ve Anadolu'nun işgaliyle sonuçlanan acılı yıllara tekabül etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden bir dağ ortaya koydu ve muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefini ortaya koydu. Bu hedef doğrultusunda 100 yıldır mücadele ediyoruz ve Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz bu yıl. Böylesine iddialı bir dönemde Cumhuriyetin 100. yılına yakışır şekilde biz TCG Anadolu'muzu, muharip savaş uçağımızı, kızıl elmamızı ve hava savunma sistemleri başta olmak üzere ileri teknolojik gelişmeleri de ortaya koyan bir hale geldiğimizde görüyoruz. İşte ilericilik, işte ülkesini sevme, vatanseverlik, cumhuriyetçilik, kısacası bu ülkenin evladı olmanın gereği bu ülkeyi uluslararası alanda daha onurlu, daha haysiyetli ve daha güçlü hale getirmektir. İşte hepimizin görevi, bu ülkede yaşayan 85 milyon vatan evladının en önemli görevi, ulusal onur ve haysiyetimizi her şartta en üst düzeyde temsil etmek ve onun için çalışmaktır. O açıdan sözün değil icraatın, sözün değil risk almanın ve bu millete hizmet etmenin en önemli unsur olduğunu asla unutmayalım. Çünkü söz uçar gider ama yapılan eserler bu milletin malıdır
ve bu millet bu esenleri kullanmaya devam eder. Amatör spor kulüplerine hükümetimizin desteği her yıl artarak devam ediyor. Yine bugün bu vesileyle Sayın Bakanımızın da online olarak katılımıyla yine bugün 355 spor kulübümüze 7 milyon 830 bin TL civarında bir desteği sağlamış olacağız. Ve inanıyorum ki bu destek artarak önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Siz değerli spor kulübü yöneticilerine özellikle fedakarca çalışmalarınız vesilesiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü büyük bir fedakarlık, büyük bir özveri ve gayretle sporcuları buluyor, bunları yetiştiriyor ve Türk sporuna armağan ediyorsunuz. O yüzden daha önceki yıllarda da biliyorsunuz sizlerle çeşitli vesileyle bir araya geldik. Ve kıymetli başkanımızla da sürekli istişare halindeyiz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, özellikle biraz önce ifade ettiğim ulusal onur ve gururumuzun ay yıldızlı al bayrağımız olan şerefimiz ve namusumuz olarak tarif ettiğimiz bayrağımızın en yükseğe çıkartılması hepimizin hedefi. Ne zaman bir milli sporcumuz şampiyon olsa ve kürsüye çıktığında bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımız okunduğunda ve ay yıldızlı al bayrağımız nazlı nazlı göndere çekildiğinde her defasında tüylerin diken diken olur ve gözlerin yaşanır. İşte aslında 85 milyon vatan evladının hissetmesi gereken milli şuur aslında tam da budur. Milli şuurdan yoksun yetiştirilen insanların hangi başarıyı elde ettiğinin hiçbir anlamı yoktur. Menfaat çıkar söz konusu olduğunda bütün değerlerini pazara çıkarma ihtimali olduğunda hiçbirimiz unutmayalım. O açıdan çocukluktan itibaren vatan evlatlarının milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi, her şartta ay yıldızlı al bayrağının yanında durması ve spor alanında olabilir, bilimsel faaliyetlerde olabilir, güvenlik görevlisi olabilir, hangi alanda çalışıyorsa o alanda bayrağı en yükseğe dikmek için büyük bir özveri ve gayretle çalışması gerekir. İşte aziz Türk milleti 2200 yıllık devlet geleneğini ve 2200 yıllık hür ve bağımsız yaşamasını bu anlayışa borçludur. Bu ülkede ay yıldızlı al bayrağımıza göz diken, ülkemizi bölüp parçalamak isteyen hainlere karşı da her zaman aziz milletimiz dimdik durmuş ve bunlara asla fırsat vermemiştir. Nitekim Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 10 yıl görev yapmış bir kardeşiniz ve bir valiniz olarak şunu açıkça söylemek istiyorum ki sınırların içerisindeki artık terörist sayısı 80'in altına inmiştir. Özellikle son dönemdeki geliştirdiğimiz teknolojilerle artık vatan evlatları şehit olmadan, yaralanmadan operasyonlarımızı çok daha etkili bir şekilde yapıyoruz. Sadece sınırlarımız içinde değil, Suriye'de ve Irak'ta nerede hain varsa, ülkenin birlik ve bütünlüğüne kim kastediyorsa inlerine giriyor ve onları İHA'larımızda, SİHA'larımızda etkisiz hale getiriyoruz. İşte büyük devlet olmak budur. Yoksa nara atarak, söz söyleyerek büyük devlet olunmaz. Nitekim Orta Doğu'da İsrail'in yıllardır, 50 yıldır yaptığı şey de aynıdır. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti nerede bu ülkenin birlik ve bütünlüğüne ihanet eden alçak ve hain varsa artık bunlara her yerde haddini bildirmekte ve hesabını görmektedir. Milletimizin beklentisi de zaten budur. Büyük milletler, büyük devletler kendisine tehdit olan bütün unsurları gerektiğinde yok etmesini hep bilmiştir ve bilecektir. Bu duygularla buraya teşrif eden siz değerli kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hepinize üstün başarılar diliyorum ve inşallah daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Valim, sizi bırakıyoruz.
10 spor kulübü ve Olimpiyat sporcularımızın bulunduğu ekibe sembolik çek taktiğini gerçekleştirecektir. Olimpiyat sporcularımızı temsil eden Eray Şandan, Burak Mertcan, Recep Çiftçi, Güler Zehra Pelit sporcularımızı sahneye davet ediyorum. 335 kulübümüzü temsil eden Kağıt Spor Kulübü, Çene Suyu Plaj Yıldız Spor Kulübü, İzmit Tenis Kulübü, Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Kocaeli Atletizm Spor Kulübü, Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Spor Kulübü. Kulüp temsilcilerimizi sahneye davet ediyorum.